Çok değerli milletvekillerimiz, değerli kaymakamımız, İlim Yayma Vakfımızın değerli başkanı, değerli bakan yardımcımız, değerli gençler, Türkiye Gençlik STK'ları platformunun üyeleri, gençlik faaliyetlerinin liderleri, Yeniden Büyük Türkiye davasının kurmay namzedi değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye Gençlik STK'ları platformunun 3. olağan genel kurulunun hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bugüne kadar görev yapmış arkadaşlarımız, Başkan Sayın Ömer Faruk Bey'in şahsında bütün arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna, faaliyetlerde sorumluluk üstlenen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Yeni dönemde görev olacak alan arkadaşlara da düşünülen, tabii kongre sonrasında kesinleşecek Ali Haydar Bey'e ve ekibine de şimdiden başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin, mahcup etmesin. Değerli arkadaşlar, gençleri bir araya getirmek, bir arada tutarak gençlerle faaliyet yapmak çok kolay değil. Orta yaş ve ileri yaştakiler daha kolay bir araya geliyorlar. Birlikte hareket etmeyi daha kolay benimsiyorlar. Çünkü gençlerin her biri yeni yeni nevi şahsına münhasır özellikler, vasıflar, iddialarla ortadalar. Dolayısıyla her biri müstakil bir yapı, bir kurum. Dolayısıyla gençleri bir araya getirmek, gençlerle birlikte bir arada faaliyet yürütebilmek çok zor. Bu bakımdan ben hem gençlik STK'larını hem de bu STK'ları bir araya getiren bir üst kuruluş olarak Türkiye Gençlik STK'ları platformunu tebrik ediyorum. Bu zor işi başardıkları için. Zor ama önemli bir iş, çok faydalı bir iş. Türkiye'nin geleceği bakımından da özellikle bu alandaki faaliyetlere bir istikrar, bir devamlılık, bir derinlik ve bir, burada da ifade edildiği gibi, kalite, nitelik kazandırmak bakımından çok önemli bir çalışma. Değerli gençler, değerli arkadaşlar, Ahmet Haşim bir şairdir ama aynı zamanda çok etkili, çarpıcı bir fıkra yazarıdır. Gazete köşelerinde zaman zaman çok etkili. Bazı basit hakikatleri çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan güzel yazılar yazmıştır. Onların toplandığı kitapları da vardır. Mesela bunlardan birisi Gurabhane-i Laklakan'dır. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Bizim ecdadımızın kurduğu vakıflar sadece insanlara değil, bütün canlılara, bütün varlığa hizmet için oluşturmuş olduğu yapılar var. Bunlardan bir tanesi de Bursa'da vaktiyle kurulmuş Gurabhane-i Laklakan. Laklakan, leylekler demektir. Gurabhane de hani garip, guraba deriz ya, garibin çoğuludur. Gurabhane-i Laklakan, garip leyleklerin evi anlamına geliyor. Mesela bununla ilgili kendisinin yazdığı çok çarpıcı bir fıkra vardır. Bir tanesinde de şunu anlatıyor. Diyor ki, bundan yaklaşık 20-30 sene önce gençlik, tırnak içinde gençlik diye bir kavram yoktu diyor. Şu anlamda söylüyor. Yani gençlik şöyledir, gençlik böyledir diye belli bir yaş aralığında bulunan insanların hepsini sanki aynı ortak vasıflara sahiplenmiş gibi tek bir kategoride değerlendirerek onlar üzerine yorum yapma şeklinde bir usul, bir adet, bir yaklaşım yoktu diyor. Gençler vardı diyor. Gençler. Şimdi gençlik dediğimizde bugün hatta onu bile bazı bölümlere ayıranlar, X, Y, Z kuşağı gibi kuşaklara bölenler, sanki bu grup, bu belirledikleri sınırlar içerisindeki grup, topluluk, tamamen aynen ortak vasıflara sahip, aynı niteliklere sahip, aynı hislere, duygulara, fikirlere sahipmiş gibi bunlar hakkında bir yorum, bir değerlendirme yapmak çok yeni bir adettir diyor. Bunu yazdığı yıllar sanıyorum 1930'lu yıllar. Tabii o adet, yeni adet, biraz eski bir adet olarak hala varlığını sürdürüyor, devam ediyor.
sadece gençleri değil, yaşlıları da, büyükleri de, orta yaşlıları da, insanları da şüphesiz insan değerlendirmek için bir tasnif yapma mecburiyetindedir. Ama her tasnif eksiktir, yanlıştır. Bu sadece bir konuda genel bir bilgi sahibi olmak için yapılır. Ama bu tasnifi sadece genel bilgi sahibi olmak için yapılan bu tasnifi her konuda sanki çok büyük hakikatleri ifade ediyormuş gibi kullanmaya devam etmek çok vahim bir hatadır. Bu bakımdan şüphesiz alışılmış bir tabir, gençlik diye bunu kullanıyoruz, kullanacağız belki ama gençlik yoktur aslında, gençler vardır. Bunların her biri biriciktir. Cenab-ı Hak nasıl parmak izlerimizi, şimdi gözlerimizin de her biri şahsımıza mahsus, münhasır. Sesimiz de öyle. Her ses izinden şimdi artık parmak izi gibi kimlik tanımlaması yapıyorlar. Ses izleri bile herkesin farklı birbirinden. Nasıl bu kadar birçok milyarlarca insanın her birinin bu tür birçok özelliğini farklı kılan Cenab-ı Hak, gençlerimizin de akıllarını, düşüncelerini, hislerini, meselelerine yaklaşımını her birinin farklı kılmıştır. Dolayısıyla gençler vardır. Biz bunları bir öbek, bir topluluk gibi anlamak yerine her birini teker teker anlamak mecburiyetiyle, değerlendirmek mecburiyetiyle karşı karşıyayız. O bakımdan tabii biraz da dinlememiz lazım. Yani büyüklerin, gençler şöyle olmalı, gençler böyle olmalı, şunu yapın, bunu yapın diye bir takım nutuklar irade edecekleri yerde gençleri dinlemeleri lazım. İşte böyle bir platform esasen gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini ortaya koyacağı, planlarını, ileriye yönelik değerlendirmelerini, hedeflerini ortaya koyacağı bir platform. O bakımdan da çok kıymetli. Çıktıları, ürettikleri itibarıyla da çok kıymetli. Değerli arkadaşlar, tabii gençlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde, özellikle ileri yaştakilerin yaptıkları değerlendirmelerde çoğu zaman biraz olumsuz, biraz eleştirel yaklaşım daha ön plandadır. Yani gençlerle ilgili, bizim gençliğimizde şöyleydi, iyiydi, yani olumlu anlamda anlatırlar. Bugünün gençleri ise şöyle böyle gibi olumsuz anlamda değerlendirmeler yaparlar. Bunlar tamamen ileri yaştakilerin kendi geçmişlerini aklamak için ortaya koymuş olduğu yaklaşımlardır. Bir doğruluk payı yok bunların. Bunu yapılan bütün çalışmalar da gösteriyor. Yani işte TGSP'nin yaptığı araştırmalar da var 2018-2020'de. Sürekli yapılan değerler araştırması şeklinde her yıl yapılan çalışmalar da var. Bunların bir kısmı akademik nitelikteki çalışmalar. Bunların hepsi gösteriyor ki yani gençlerimizin toplumun genel yapısından bir farkı yok. Yani ileri yaştakiler, büyükler neyse mesela milli manevi değerlerimize ne kadar bağlıysa gençlerimiz de o kadar. Üç aşağı beş yukarı çok az oranlar var, farklar var. Hangi konuda, hangi açıdan bakılırsa bakılsın toplum zaten esasen bir bileşik kaplar misali gibidir. Toplumun farklı kesimlerinde mutlaka birbirine üç aşağı beş yukarı farklar olsa da birbirine çok yakın sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda biz gençlerimizi, bizi var eden, kimliğimizi oluşturan değerlere bağlılık, sadakat bakımından, mesela bunlardan bir tanesi de dini değerlere bağlılık, dindarlıktır. Bu ölçü bakımından da ileri yaştakilerden farklı olmadığını, oransal olarak onlarla aynı oranlarda bir durum, tablo ortaya koyduğunu görüyoruz. Bakımdan gençlerimizle ilgili yapılan bu değerlendirmeleri herhalde gençler biraz hoşgörüyle karşılarlar. Ne yapsınlar? Büyüklerin de kendi gençliklerine yönelik olan o hatıralarını zihinlerinde en azından aklayabilecekleri bir söyleme ihtiyaçları var. Bu bakımdan onları mazur görmekte fayda var. Ama gençlerimizden bu anlamda ümitliyiz. İşte 15 Temmuz'da yaşanan süreç sadece bu kitap sayfalarında, anket çalışmalarında vesaire kalmadığını bu işin ve gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini, hatta ileri yaştakilerin, büyüklerin daha onlardan daha hızlı onların önünde bu işlere müdahil olacağını gördük. Gençlerimiz bunu gösterdi. Bu bakımdan gençlerle ilgili bu olumsuz değerlendirmeleri de artık yaşlılarımızın bırakmasında fayda var diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, tarih okuyoruz hepimiz. Tarih kitaplarına baktığımızda
Aslında tarih esasen dakikalardan, saatlerden, günlerden, haftalardan, yıllardan meydana gelir. Yani bir kronolojidir, zamandır tarihin esası, özü. Fakat tarihi kıymetlendiren sadece bu zaman değil, o zamanın içerisinde gerçekleşen olaylardır. Bu sebeple tarihin her zaman aynı olmadığını, bir nehre benzetirsek akışının aynı hızda, aynı süratte olmadığını görürüz. İlber Ortaylı Hoca'nın bir kitabı vardır. İmparatorluğun en uzun yüzyılı, kitabın adı bu. Adı üstünde yüzyıl, en uzun yüzyıl olur, yüzyıl yani. Uzunu kısası mı olur yüzyılı? Ama kastettiği yüzyıl Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılıdır. O yüzyılda meydana gelen hadiseler, hem hadiselerin çokluğu, hem değiştirici gücü, hem sonraki yıllara, yüzyıllara tesiri bakımından o kadar çok, o kadar yoğundur ki, kendisinden önceki yüzyıllardaki olayların hepsinin üzerine örtmüş geçmiştir. Onun için tarih kitaplarını okuduğunuz zaman mesela, diyelim Osmanlı tarihi ciltlerle Osmanlı tarihine baktığınızda, bazen bir yüzyılın 5-10 sayfada anlatıldığını, ama bazen bir günün, bir haftanın onlarca sayfada, belki ciltlerle anlatıldığını görüyoruz. Niye? İşte evet, esasen saatler, dakikalar, yıllar, haftalar, aylar, yüzyıllar her yerde geçerli. Ama esasen o vakitlerde meydana gelen olaylar ve sonraki olaylara bunların tesiri, o anı, o olayı, o tarihi vakayı kıymetlendiriyor. Bu bakımdan tarihin bazı dönemlerinde hızlandığını, akışın hızlandığını, bazı dönemlerde bir sükunetle, bir tarihin akışıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Tarihin hızlandığı dönemler, kültürlerin, coğrafyaların, medeniyetlerin, devletlerin yeniden şekillendiği, dünyanın yeni bir düzene gittiği, yeni bir düzenin kurulduğu dönemler. İşte mesela 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları böyle. Çok kısa bir zaman sonra biz yeniden tarihin akışının hızlandığı bir dönemdeyiz. Niye? Çünkü eski bir dünya yıkıldı, yıkılıyor, yıkılması devam ediyor. Yerine yeni bir dünyanın, yeni bir düzenin kurulacağı bir dönemin başlarındayız. Bu bakımdan İlber Hoca'dan bunu ödünç alarak kullanalım. En uzun günleri, en uzun haftaları, en uzun ayları, en uzun yılları yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz zamanlar. Tabii bunları bizim belki tam olarak kavrayabilmemiz, anlayabilmemiz her zaman mümkün olmuyor. Olayların içindeyiz. Size bir örnek vereyim. Osmanlı tarihiyle ilgili kronikler vardır. Bizans tarihçilerinin yazdıkları vardır. Osmanlı tarihçilerinin yazdıkları vardır. Bu kronikler de daha çok günlük olarak olaylar yazılır. Mesela İstanbul'un fethiyle ilgili yazılmış olan kronikler vardır. Edirne'den çıkmışlar, gidiyorlar. Günlük olarak yazıyor bunları not alan kişi. Yazıyor, geliyor işte 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs. Olayları anlatıyor. Olan bitenler, çarpışmalar, çatışmalar, işte şehitler vesaire. Devam ediyor. 27, 28, işte 29 Mayıs. Surlar açılmış, içeri girmişler. 30 Mayıs içerisini anlatıyor falan kroniklerde. Şimdi bu kronik yazan adamın yazdıklarından okuduğunuzda 29 Mayıs İstanbul'un fethi çok olağanüstü bir şey değil. Niye değil? Çünkü adam gün gün yaşamış, saat saat yaşamış. Yani surlardan bir taş düştüğünde onu görmüş, ikincisini görmüş, delik açılmış, delik büyümüş. Bunların her birini yaşamış, bir olağanüstülük şeyi yok. Çünkü olayın bizzat içinde olan bir insan. Ama ondan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra o gün bir çağın kapandığı, bir çağın açıldığı gün olmuş. Olayların içerisinde yaşarken insanlar işte bu olağanüstülükleri fark edemiyor. Çünkü olağan oluyor ona göre. An an yaşadığı için gelişmeleri, o gelişmenin bütün oluşum aşamalarını bizzat müşahede ettiği için, duyduğu için o olağanüstülüğü göremiyor. Ama daha sonra yaşayanlar daha geniş, biraz uzaktan ama daha geniş olarak tabloyu gördükleri için o olağanüstülüğün farkına varabiliyorlar. İşte biz de bugün bir çağın, bir dönemin kapandığı, yeni bir dönemin açılışının ayak seslerinde bulunduğumuz, bunları duyduğumuz, açılışın arefesinde olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Burada tabii Türkiye'nin, milletimizin çok büyük bir sorumluluğu var.
Bu sorumluluğun önemli bir kısmı, omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun önemli bir kısmının tarihi boyutu var. Biz yüzyıllarca bir arada yaşamışız. Huzur içerisinde bir arada yaşamışız. Aynı idealler için mücadele etmişiz. Toplumlar var, halklar var. Bunların bizlerden beklentileri var, bizden beklentileri var. Birçok olay, tarihi olay aslında bitmiş değildir. Yani tarihi olayları aslında baktığımızda yine bir kolaycılık olması hasebiyle bir peyniri keser gibi kesiyoruz. Yani bu olay olmuş, tamam, şu tarihte bitmiş, başka bir şey başlamış. Öyle değil. Aslında tarihteki her olay sonuçları itibariyle kendisini sonraki zamanlarda da devam ettiriyor. Bugün yaşadığımız etrafımızda olup biten sorunlara baktığımızda sınırlarımız etrafından daha geniş ölçekte Balkanlara, Kafkasya'ya, daha geniş ölçekte Orta Asya'ya, Avrupa'ya baktığımızda aslında bu olayların 100 yıl öncesinin olaylarından çok da farklı olmadığını, 100 yıl öncesinin olaylarıyla bağlantılı olduğunu, onların bir devamı mahiyetinde olduğunu anlayabiliyoruz, anlıyoruz. Dolayısıyla tarih bu anlamda bize bir yük yüklüyor omuzlarımıza. Ama bir başka şey daha var. O da şudur. Bizim milletimizin, ki millet tarifi bence en güzel, en ideal tarif rahmetli Sezai Karakoç'un tarifidir. Millet bir medeniyet toplumudur der. Bir medeniyetin toplumudur millet. Bu bizim milletimizin sahip olduğu bu değerler, o medeniyetin değerleri çok önemli. Bakın yüzyıllarca bir arada yaşamışız. Çoğu zaman komşu olarak yaşamışız. Aynı toprakları, aynı şehirleri, köyleri paylaşmışız. Yunanistan. Göçmenlerle ilgili iki halkın, milletin muamelesine bakalım. Biz Türkiye'de bu kadar zor şartlarda ve bu kadar çok sayıda dünyanın içinde bulunduğumuz yılların en fazla, oransal olarak değil, sayısal olarak en fazla göçmenini biz misafir ediyoruz Türkiye olarak. Şurada adalara 3 tane botla geliyor göçmenler, botu batırmaya çalışıyorlar. İnsanları botları devirerek denizde öldürmeye çalışıyorlar. Ağaç ekmeksiz, susuz bırakarak bir yerlerde kendi kendine ölmeleri için davranışlarda bulunuyor. Yüzyıllarca beraber yaşamışız. Millet medeniyet toplumudur ve o medeniyetin değerleriyle o millet var olur. Devlet de tabii o milletin en büyük organizasyonunun adıdır devlet. Bu bakımdan bunlar hani öyle kolay şeyler değil. İşte şimdi yakın isim vermeden sizlerin çağrışımlarına havale ederek söylemek istiyorum. Birçok coğrafyada yaşanan sorunlar var. Bir kısmı çok zengin bu ülkelerin. Ama devlet olmak yani bu anlamda kolay bir şey değil. Devlet bir takım uygulamalarla, tarih içerisinde şekillenen bazı geleneklerle, kurumsallaşmalarla meydana gelmiş bir şeydir. Yoksa kağıt üzerinde yazılan şeylerle işte bir anayasa kabul ederek, kanunlar çıkartarak, bazı kurumları ihdas ederek, kurarak devlet olamıyorsunuz. Bunun çok özel bir yeri vardır. Milletlerin de devletlerin de tarihi olanlar vardır. Aralarında tarihi olmayanlar vardır. Herkes belli bir zaman diliminde yaşamıştır, belli olayları yaşamıştır. Ama bu olayların bir araya gelmesi her zaman bir tarih oluşturmuyor. Tarih ancak işte bu büyük milletler ve büyük devletler için söz konusudur. O olaylar belli bir sistem içerisinde bir araya geliyor, getiriliyor ve o sistemden bir takım sonuçlar çıkartarak yola devam ediyorsunuz. İşte hem bu değerlerin bize yüklemiş olduğu, sadece tarihin değil, sahip olduğumuz değerlerin bize yüklediği şeyler var. Şimdi tabii 18. yüzyıl sonları, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, Batı'da, Avrupa'da büyük bir medeniyetin ortaya çıktığı, maddi anlamda bir medeniyetin ortaya çıktığı bir dönem. Bir medeniyetin insanlara, insanlığa gelecek vaat etmesinin birçok ölçüsü, kriteri vardır. Ama bunlardan birisi şudur. İnsanların o medeniyete hayranlık beslemeleri, o medeniyetin değerlerini benimsemek için gayret göstermeleri, insanlık için o medeniyete ümit beslemeleridir. İşte Batı'daki medeniyetin gerileme, inkıraz sebebi olarak görebileceğimiz en önemli husus budur. 19. yüzyıl başları, 20. yüzyıl başlarında böyle bir durum var. Ama şimdi öyle bir durum yok. Hukuk alanında, insan hakları alanında, ekonomi alanında nereden bakarsak bakalım şu an Batı medeniyetinin, Batı coğrafyası dışarısında kalan insanlar için bu anlamda bir hayranlık, bir ümit, insanlığın geleceği için bir ümit besledikleri bir tablo olmaktan çıktığını görüyoruz.
Bunun en temel meselesi de eşitlik konusunda farklılıklardır. Adalet konusundaki farklılıklardır. Şimdi birçok uluslararası toplantıya katılıyoruz. Tabii eşitlik, adalet, hukuk falan, insan hakları, bütün toplantıların en çok kullanılan kelimeleri, kavramları arasında. Bir gün bir uluslararası kuruluşu üst düzey yöneticisine dedim ki siz insan hakları konusunda eşitlikten bahsederken benim anladığım dedim siz Avrupa'da mesela Berlin'deki bir insanla Paris'teki bir insanın ve Roma'daki bir insanın eşit olduğunu düşünüyorsunuz. Siz Paris'teki bir insanla Zambiya'daki insanın, Zimbabwe'deki bir insanın, Kongo'daki bir insanın aynen o dediğiniz haklar bakımından eşit olduğunu zihninizde düşünebiliyor musunuz? Bu düşünülmüyor aslında. Eşitlik dedikleri Avrupa coğrafyasında beyaz. Avrupa'da yaşayan işte Judeo-Kristin, insan, Hristiyan insan için geçerli bir eşitlik. Bu kriterler değiştiği anda böyle bir eşitlik anlayışı ortadan kalkıyor. Bunu kanunlarına bile 11 Eylül olaylarından sonra birçok ülke yansıttı. İşte şimdi böyle bir durumda dünyanın yeni ideallere, bütün insanlığı kuşatan ideallere, bütün insanları bu anlamda eşit sayan, eşit kabul eden anlayışa ihtiyacı var. Bir yerde söyledim, bakın çok ilginç bir şey aslında. Şimdi mesela insan hakları ile ilgili hepimiz, işte biraz hukuk, siyaset, literatürü tarayanlar Magna Carta'yı duymuştur. Magna Carta 1290'larda işte insan hakları alanında çok önemli bir belge. Halbuki Magna Carta'da insan hakları diye bir şey yoktur. Ne vardır? Erkeklerin hakları vardır, men's right vardır. İnsan yoktur. Niye? Çünkü insan yani kadınları ve erkekleri tek bir kelimeyle ifade edebilme imkanı yok henüz o zaman İngilizce'de. O ne zaman ortaya çıkıyor? 16. yüzyılın tam sonlarında 1580'lerde human kelimesi ilk defa ortaya çıkıyor. Yani 16. yüzyıl sonlarına kadar Avrupa'da insanlar erkek ve kadınları tek bir kelimeyle ifade edemiyorlar. Erkekleri ayrı, kadınları ayrı bir kelimeyle ifade edebiliyorlar. Bu ikisini bir arada yani bir insan başlığı altında toplayabilecek bir kelimeleri yok. Bu sadece kelime meselesi değil. Yani bu bir zihniyet meselesi. O zihniyet böyle bir kelimeyi o tarihe kadar üretememiş, ortaya koyamamış. Halbuki malum Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın hitaplarının birçoğu Eyyühennas diye başlıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hitap ederken Eyyühennas diye hitap ediyor. İşte insanları ancak yeni yeni kadın ve erkeği bir insan olarak aynı kategoride görebildikleri bir kelimeyi işte 16. yüzyıl sonlarından itibaren kullanmaya başlıyorlar. İşte biz şu an bunu söylemek istiyorum. Biz sadece tarihin değil, sahip olduğumuz değerlerin de yeni kurulacak dünyada insanlığa ümit bahşedecek, hedef gösterebilecek ve insanları kuşatabilecek, bütün insanlığa dokunabilecek bir değerler silsilesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sorumluluğumuz bu anlamda çok fazla. Biz sadece oraya buraya bakıp, sadece kendimize bakıp, sadece dur bakalım ne olacak, biz de takip edelim gibi olaylara ve gelişmelere yaklaşacak bir millet, bir devlet değiliz. Biz aynı zamanda yeni kurulacak dünyanın da hem sahip olduğu maddi imkanlar, gelenek, tecrübe bakımından ama daha da önemlisi değerler bakımından yeni kurulacak dünyanın da hedeflerini ortaya koyabilecek bir milletiz. Bu bakımdan bize, hepimize ama toplumun en aktif, en hızlı, en yoğun çalışan kesimi olarak gençlerimize çok büyük yükler düşüyor. Bu bakımdan değerli gençler, sorumluluğumuz çok fazla. Sizin sorumluluğunuz bizden daha fazla. Tarih hızlı akıyor dedik. Bu akışın bir yerindeyiz ama sizin zamanınızda bu akış daha da hızlanacak. Tabii burada değerli arkadaşlar, bizim medeniyetimizin yaklaşımı bu anlamda bir topluluk, bir öbek, tabiri caizse bir sürü yaklaşımı değil insanlara. Münferiden yaklaşılır. Herkesin topluluklar hep kendisi içerisinde var olan insanların vasıflarının toplamıyla bir mahiyet kazanır. Topluluğun bizatihi kendisinin ayrı bir mahiyeti, niteliği yoktur. Bakımdan kişisel nitelikler önemli. Ve bunun başında da tabii bilgi şüphesiz çok önemli ama bilgi kadar önemli olan eylemdir, ameldir ve ahlaktır. En önemlisi bütün davaların, bütün kültürlerin, bütün medeniyetlerin
kendisini var eden insanlar için öngörmüş olduğu bir ahlak anlayışı vardır. Bizim de büyük davamızın da, yeniden büyük Türkiye davasının da bilhassa gençlere ama herkese en önemli hedef olarak gösterdiği şey bu kişisel ahlaktır. Peygamber Efendimiz bütün insanlığın önderi, bütün insanlığın örneği. Daha peygamber olmadan önce kendisinin en önemli vasfı nedir? Muhammedül Emin'dir. Ben bütün hayatım boyunca tabii birçok şey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair birçok şey okuyoruz, biliyoruz. En çarpıcı şeylerin başında bir iki şey saysak birisi budur. Biliyorsunuz kendisine vahyi insanlara tebliğ etmesi emri geldiği zaman yaptığı şeyi çoğunuz biliyorsunuz. Topluyor Kureyş'i. İnsanlara ilk dediği şey şudur. Eğer size şu dağın, şu tepenin ardında bir düşman ordusu olduğunu söylesem, onların size saldırmak için hazır beklediğini söylesem, bana inanır mısınız diyor. Hepsi diyorlar ki elbette inanırız. Senin bugüne kadar bizi yanılttığını, bize yalan söylediğini görmedik diyorlar. Sonra tebliğe başlıyor. İşte bir insanın bir davayı anlatabilmesinin, tebliğ edebilmesinin bundan daha çarpıcı, daha güçlü bir yolu olamaz. Çünkü bir sözün kıymeti sadece yeterli değil, kimin söylediği de önemlidir bir sözün. Çok yoksa hele hele günümüz dünyasında kitaplarda, gazetelerde, internette her kıymetli söz var. Yani bu sözü herkes söyleyebilir. Ama kimin söylediği, bir sözü kimin söylediği önemlidir. İşte bu sözü söyleyebilmek için sizin bu itimada sahip birisi olabilmeniz lazım. Bunun yolunu da aslında Peygamber Efendimiz söylüyor. Çoğumuz aslında bu yolu yanlış biliyoruz. İnsanlar arasında itibar kazanmak için, insanların gözüne girmek için diyelim, insanların sempatisini, ilgisini, alakasını kazanabilmek için, o insanlara bizle bir alaka, ilgi göstermek, onlara yaranmak gibi bir yol izliyoruz. Halbuki insanların, toplumun ilgisini kazanmanın, itibarını kazanmanın yolu bu değildir. Bunu Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Bir hadis-i şerifte. Diyor ki, insanların sana nasıl seveceğini söyleyeyim mi? Evet. Diyor ki, önce sen Allah'ın tabiri caizse, Allah'ın gözüne girersin. Kendini Allah'a sevdirirsin. Allah seni sevdikten sonra der ki, meleklere, gök ehline, gök ehline, ben falan kişiyi seviyorum, siz de onu sevin. Sonra gök ehli seslenir yer ehline, arz ehline. Der ki, Allah falan kişiyi seviyor, biz de onu seviyoruz, siz de onu sevin der. Böylece insanlar arasında, toplum içerisinde o insana karşı bir muhabbet, bir ilgi, bir alaka, sevgi yayılmaya başlar. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. İnsanlar nezdinde de, toplum nezdinde de itibarlı olmak için ahlaklı olmak, kendimizi kendi değerlerimizle uyumlu hale getirmek, böylece Cenab-ı Hakk'ın sevebileceği birisi olmak önemlidir. Bu gerçekleştikten sonra eğer onun takdirinde varsa o sizi sevip sevmesini istediğiniz kişilere de sevdirecektir. Bu bakımdan önemli olan işte bu büyük davayı sırtlanacak, üstlenecek kişiler olarak kendimizi büyük bir ahlakın sahibi peygamberin ümmeti olarak, onun izinden giden insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Sonrası kendiliğinden gelecektir. Topluluklar kendiliğinden oluşacaktır ve bu toplulukların üstleneceği bu büyük görevler kendiliğinden ve başarıyla yerine getirilmiş olacaktır. Son önemli bir husus da şudur değerli arkadaşlar. Yani uzun zamandır ben de siyasetin içerisindeyim. Gençlik yıllarımızda biz de birçok sivil toplum kuruluşu faaliyetleri içerisinde bulunduk. Şu nokta önemlidir. Şüphesiz bütün insanların, hepimiz insan olarak kişisel hedeflere de sahibiz aynı zamanda. Bir şeyler yapmak, şahıs olarak, bir şeyler olmak, bir şekilde görünmek arzusu içerisindeyiz. Bunun ölçüleri var tabii ki. Nedir esas ölçü? İşte esas ölçü başlarken ifade ettiğim o yeniden büyük Türkiye davası yolunda bir yürüyüş içerisindeyiz. İşte o büyük davanın hedefleri içerisinde kalırsa eğer bizim kişisel hedeflerimiz bir kıymet ifade eder, itibara layıktır.
Ama bu kişisel hedefler, o büyük hedeflerin, büyük dava hedeflerinin önüne geçmeye başlarsa, o zaman o kişisel hedeflerin bir kıymeti kalmaz, bir itibarı yoktur, itibara layık değildir. Bu bakımdan kişisel hedeflerimiz sadece şahsımızı değil, aynı zamanda o hadimi olduğumuz büyük davayı da hızlandıracak, onu ileriye taşıyacak hedeflerle bir araya gelmeli, onların içerisinde eritilmelidir. Bunları başardığımız zaman önümüzdeki dönem, tabii birçok bakımdan tarihin akışını bir fotoğraf karesi olarak değil de bir film şeridi olarak bakmalıyız ki nereden geldiğimizi anlayalım. Bu bize nereye gittiğimizi gösterecektir. Bu açıdan tarihe baktığımızda, tarih olaylara, dünyanın bugünkü şartlardan çok daha iyi bir düzene doğru gittiğini, böyle bir düzen değişimi içerisinde Türkiye'nin çok güçlü, çok aktif bir rol oynayacağını, Türkiye'nin bugün sahip olduğu sorumlulukların kuvveden fiile dönüşeceğini, bunları görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz, öngörebiliyoruz tarih bilgisi çerçevesinde. Ama bunlar yeterli değil. Diyelim ki bu içinde bulunduğumuz, gayret gösterdiğimiz davalar, hedefler gerçekleşir ama biz neredeyiz? Bu soru da önemlidir. Yani bu gerçekleşen başarıdan bize bir pay düşüyor mu, düşmüyor mu? Bu da önemlidir. Bu bakımdan kişisel hesaplarımızı da bütünüyle bu büyük hareketin bir yerinde olmak, ondan bir pay alabilmek, Cenab-ı Hakk'ın bu başarıların bir kısmını da bizim elimizle gerçekleştirmesini ondan dua etmek, niyaz etmek önemlidir. Ben bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde de değerlendirdiğimizde Türkiye'de gençlerimizin bu anlayışlar, bu hedefler içinde olduğunu ve Türkiye'nin en büyük sermayesinin de bu olduğunu, gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye Gençlik STK'ları platformunun da bu anlamda STK'lara hizmet veren, onlara imkan sunan, onların kalitesini arttırıcı faaliyetler yapması hasebiyle çok büyük bir hizmet ifa ettiğini düşünüyorum. Bu üçüncü olağan genel kurul vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek isterim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Zor bir dönemdeyiz ama bunu başarabilecek birikimlere, donanıma, ideallere ve ahlaka sahibiz. Ben önceki yönetime tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Durmak yok, yola devam. Devam, büyük bir gayretle çalışacağız. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.